Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Tunus işi haroşa örgü nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu örneği yani haroşayı bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Kenarları bu şekilde oluyor. Şimdi bugün bunu öğrenelim. Ben bunu şu modelde size en kısa zamanda anlatacağım inşallah. Bebek yeleği yaptım bundan. Bakın. Ama bugün öncelikle şu haroşe kısmı nasıl yapılır daha kolay olabilsin diye onu anlatmak istiyorum. Bakın bu da berede kullandığım yeri. Üzeri işkembe modeli, Tunus işi işkembe modeli. Onu bir önceki videomda anlatmıştım sizlere. Bu da haroşe modeli. Şimdi bunu yapacağız. Arkadaşlar bu modeli şey olarak da yapabilirsiniz. Yani direkt hepsini de bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok petek petek bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Birlikte yapalım inşallah. Şimdi öncelikle zincirlerimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her zaman söylediğim gibi yapacağınız işin boyutuna göre, boyutuna kadar zincir çekebilirsiniz. Mesela bu yelekte alttan başladım. Tamamen alttan başlayarak yapmış olduğum bir yelek bu. Buradan başladım arkadaşlar. Yukarıya doğru gittim. Yukarıya doğru gittim. Buralarda azalttım. Sonra döndüm. Buralara yaptım arkadaşlar. Gayet kolay, şık, güzel. Bence çok güzel oluyorlar. Şimdi zincirlerimizi çektik. Zincirimizi çektik arkadaşlar. Bu yeterli göstermek için. Daha sonra her zincirin içerisinden bir ilmek çıkartıyoruz. Her zincirden bir ilmek. Her zincirden bir ilmek çıkartıyoruz. Tunus işinde ipinizin ve tığınızın birbirine uyumlu olması gerekiyor. Çıkardık arkadaşlar, sona geldik. Şimdi bunu tek çekiyorum. Tek. Diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum. Ve bu benim birinci sıram, tabanım olacak. Geldik. Şimdi arkadaşlar burada direkleri görüyorsunuz zaten. Bunlar oluştular. Tığımı ipimin arkasına alıyorum. Bu şekilde. Bakın böyleydi. Böyle yapıyorum. Sonra ilk direğim içinden batırıyorum. Buradan batırdım. İçinden alarak dışarıya çıkartıyorum şu şekilde. Bakın. Bu taraftan alıyorum. Buradan direğimin içerisinden bu ilmeğimi aldım ve çıkardım. Arkadan. Önden yapılan bir model. Arkadaşlar direğin içerisinden batırdım ve çıkartıyorum. Yaptığımız, yapacağımız işlem bu kadar. Her direğin içerisinden tersinden ilmeğimi alıyorum. Sona geldiğimizde bunu arkadan alıyorum. Normal alıyorum arkadaşlar. Eğer şey yaparsak, bunu da önden alırsak, bakın
Şöyle onu da göstereyim size. Tuhaf bir görüntü oluyor ve bu kenarı düzgün durmuyor. Bakın böyle. Güzel olmuyor. Onun için bu en son ilmeğimizi tek alalım. Bu şekilde yani arkadan alalım, normal alalım. Böyle oluyor arkadaşlar bakın. Şimdi ilk ilmeğimizi yine tek çekiyoruz. Daha sonra ikişer ikişer çekerek başa gidiyoruz. Bu birinci sıramız oldu. Şimdi yine tığımızı ipimizin arkasına geçirip önümüze gelen direkten içerisinden çıkartıyoruz. Ve sonu buradan arkadan alıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Ve ilkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekiyoruz. Bir sıra daha yapalım. İpimizi tığımızın önüne geçiriyoruz. İçerisinden batırıp çıkartıyoruz. Sondakini tekrar alıyoruz arkadaşlar ve arkadan alıyoruz. Bunu tek çekiyoruz. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada kutucuklar oluştu. Bu kutucukların içerisine inci dikerekten kız çocuklarının için değişik süslemeler de yapabilirsiniz. Hatta bundan patik yapıp onu da işte buralardan süsleyebilirsiniz. Etamin gibi bir dokusu oluştu zaten oluşuyor. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Komple bundan battaniye de yapabilirsiniz.
Dediğim gibi modelimiz bu şekilde. Bakın arkadaşlar, dikkat etmeniz gereken tek konu tığımız ipimizin arkasında olacak. Direğimizin içerisinden geçireceğiz ve çıkartacağız. Bu kadar arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin inşallah.